Baba Torik. İngiltere Premier Lig'de 22 Ocak Cumartesi günü 19.30'da Aston Villa Villa Park'ta Manchester City'yi ağırlayacak önemli bir fikstür. Hulie zor günler yaşıyor Aston Villa'nın başında ve tabii bu arada da yönetim tarafından da devam kararı çıktı. O ve eski İskoç futbolcu McAllister Aston Villa'yı düştüğü yerden kurtarmaya çalışıyorlar. Şu anda 18. sırada ve sadece 22 puanı var Aston Villa'nın, en kötü sezonlarından bir tanesini geçiriyor. Manchester City ise tam tersi, özellikle bu hafta çok zor durumdan Tevez'in muazzam bir golüyle başlayan bir momentumla sıyrıldılar. Wolverhampton'ı 4-3 de olsa, zor da olsa kendi sahalarında devirdiler. Ve ikinci sıradalar averajla ve iki maç fazlayla. Manchester City'nin tabii bu burada kalması için içeride ve dışarıda sürekli maç kazanıyor olması lazım. Ki Aston Villa da bu anlamda en zor deplasmanlardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. İlk karşılaşmada City zorlanmadı. 4-0 yendi Aston Villa'yı. Maçın başında gelen gollerle Aston Villa defansını tamamıyla oyundan düşürmüşlerdi. Çok rahat oynamışlardı. Aston Villa ise bu hafta Birmingham'la bir derbide karşı karşıya geldi. Birmingham derbisinde ve karşılaşma bir berabere ayrıldı. Bir puan çıkarttılar. Manchester City deplasmanda 11 maçta 6 galibiyet aldı. 3 beraberlik aldı. Sadece 2 defa yenildi. Aston Villa ise evindeki oynadığı 11 karşılaşmanın sadece 4'ünü kazanabildi. 4'ünde de berabere kaldı. En son 11 Aralık'ta kazanmış Aston Villa Premier Lig'de herhangi bir karşılaşmayı ve son 2 deplasmanda da Manchester City buradan 3-1'lik galibiyetlerle ayrılmış. Manchester City'nin Aston Villa'ya gol atmada pek fazla zorlanmadığını görüyoruz. Son 7-8 karşılaşmadır. City'nin çok ciddi bir üstünlüğü var. Bu karşılaşma Aston Villa anlamında tarafından çok önemli bir maç. Dolayısıyla daha sağlam duracaklar diye düşünüyorum. En azından Manchester City'ye bu karşılaşmada yenilmeden buradan ayrılmak isteyeceklerdir. Ama Manchester City'nin de Balotelli dışında bir eksiği yok. Bosnalı yeni transfer Dzeko bu hafta ilk defa oynadı. Üçüncü golün ara pasını verdi. Onun dışında çok fazla etkili gözükmedi. Bu maç birazcık daha adapte olacak. Biraz daha ona iş düşecek gibi gözüküyor. Carlos Tevez kaptan işi çok tamamıyla lider olarak takımda yer alıyor. Yani Wolverhampton karşılaşmasında takım 1-0 yenikken kendi evinde neredeyse orta sahadan alıp götürüp tek başına attığı golle maçı geri getirdi. En azından hareketi başlattı takımdaki ve Manchester City hakikaten oyun olarak çok oyun içinde çok fazla iyi gözükmemesine rağmen bireysel yetenekleriyle skoru götürüyor ve şu ana kadar da 45 puana kadar da ulaşmış durumda. Büyük maçlarda da kaybetmeden geldiler şimdiye kadar. Dolayısıyla ben Manchester City'yi bu karşılaşmada daha şanslı görüyorum. Aston Villa bu karşılaşmada iyi defans yapacaktır ilk başta en azından. Ama Manchester City bulabileceği bir golle hem üst yapar hem de bu karşılaşmayı alır diye düşünüyorum. Baba Torik.